Hepinize mutlu pazarlar canlar. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bizler de öyle. Allah'a şükür olsun. Bugün kalktık saat 11 şu anda. Yine kalktık. Öyle diyecektim aslında. Yine kalktık. Yine güne uyandık. Allah'a şükür. O kadar uykusuz ve o kadar rahatsızım ki boğazım ağrıyor. Tıkanıyor gerçekten sanki buraları. Nilay da biraz rahatsız ve hiç uyumuyor gece. Hasta olur. Çocuk hasta olmaz mı? Dünkü videomda zaten söylemiştim. Herkes hasta evde diye. Yakup ateşleniyor. Hem ateşleniyor hem kusuyor. Dün gece kustu mu? Geceden sonra kustu mu? Yok. Dün gece saat 1.30'a kadar 3 defa kustu. Ondan sonra bugün şunları da götürüvereceksin motorla, araba işi motorla ya şeyle. Kimin? Yasin teyzemden Melih'e. Öbürü ne? Bu da şu Hatice'ye de dün akşam unuttum, Hatice'ye arayıp verecektim, evde yoktu. Şu da Can, şu şeyin kiracısı. Karşıya verdim. Kim kiracı kim? Kendi kiracısı. Kalmadı kimse. Ne akrabada ne konuda komşuda herkese verdik. Yavaş kapatalım. Da ondan daha şeyde öyle. Ama haftaya annem babama şey yapacak ya. Onlar o zaman verecek. Hayır. Şimdi çocuklara kahvaltıya bir tava böreği yapalım dedik tekrardan. Tava. O gün birkaç gün önce yapmıştım ya ben. Tava böreği nedir ya? Börek de fena olmuyor sadece. Hayır. Pratik yufkayla pratik tavada börek oldu. Şimdi şunları bir şey yapayım da. Rendeleyeyim hemen tava. Bir şey var ya. Bak bu da tava bekliyor ya. Onu da yapabiliriz ya. Tava bekliyor ya. Yavaş bilmeyin olur mu? Börek. Olmaz mı be ya? Olmaz çünkü o kalın. Ya sen boşversene. Sen ne bilirsin? Şimdi çıkar giderim mutfaklara. Mutfağımdan gelebilirsin tabi. Mutfağım benim mutfağım artık. Mümkünse lütfen. Onun şey var da tatlı böyle. Kağıtına var mı? Evet. Kaç kişi ya? Şey yap. Onu da içine kat. Sucuklarla hemen. Şu tarafta bir yerde yap da bari. Hani... Şunu ona gel ama. Onun öyle ben alta en alta emanet koymuştum. Bir yer daha ayarlayamadım. Esas buralar düzenlenecek de. Fırsatı olmuyor ki. Elim değmiyor yani. Alta kadar değmez yani. Görüyorsun yoğunluğu. Gece uyku yok. Gündüz iş bitmiyor. Ay gece düzenli, düzgün, rahat bir uyku olsa şey yaparsın. Sabah da erken kalkarsın. Sabaha kadar ayaktayım. Uyku yok. Ne oluyor? O zaman sabahta kalkamıyorsun. Çocuk sabahtan sonra uyuyor yani. Bilmiyorum, daha uyku üzerinde mi? Uyku seviyor. Gece orada uyuyor. Rahatsızlandı işte. Birkaç gündür rahatsız. Yoksa bu kadar da şey yapmıyordu. Ha şunu. Kim olmuş? İçinde 5 tane varmış. Şurayı koyayım da. 5 mi 6 tane alacağım. Şey 6 pardon 6. Bunu nereden ne aldın? Bim'den aldım. Hı. Şimdi altını açıyorum hemen. Tamam koydun mu? Ha? Bu şeye yağ koymak lazım. Ama zeytinyağı koy. Yeter, yetmez mi? Sanmıyorum, yetmez şu an buna. Şu alttan koyuver. Ha yok şu şişede varmış. Pardon şişeden koydum. Ben geçen şişeye koy, dedim ya koyayım diyorum. Varmış içinde. Şu paketi de içine seri koyarsın. Şurada dur. Neyi koyayım? Şunu yerine koyarken yani ben olmazsa. Böyle yağlı bir şekilde koyayım. Şişede koyuyorum ki. Çamaşırları serdim. Sağ ol canım, elde sağlık. Akşamdan atmıştım makinayı. Akşamdan haber şey yaptın ya. Çamaşırlar çıktı serilecek diye. Gece mi söylemiştin? Yani. Gece 2'de söylemiştim.
Ama akşam şimdi su vardı. Derdim sabaha su olmaz. Ne kadar çamaşır varsa bugün attım. Su. Daha atacaktım. Daha atamadım. Şu anda da var su. Aslında atsan iyi olur ya. Gelmiş su. Aslında atsan iyi olur ha. Ne çünkü yapıyoruz? Su kesildi mi sepet dolu. Barrak yapıyorum. Barrak. Sabah böreği yapıyorum. Gibi. Barrak yapıyoruz. Barrak. Lavaş almıştı. Öyle. Tamam. Lavaş da. Lavaşı da gelsin. Dursun ya. Yani. Sıkıntı yok yani. İstersen lavaşını arasına sarar yersin. Ne olacak? Patatesli ekmek yapacaktın. Patates aldıracak adam bulamadım. Patates yok evde. Aldıracak adam pazara bulamadım. Pazara da gidemedik o gün işte. Neyse. Gidelim mi ben şöyle pazara? Şuradan şeyde ama kapalı orası da. Neresi? Bunun pazar orası da kapalı. Semt pazarı mı? He. Semt pazarını ben pazar günleri kapandığında daha görmedim. Orası değil ya. Öbür tarafı ya. Daha öbür pazar yok mu? Bizim o taraf şeydeki. Eski itfaiye şey eski halin olduğu yer ya. Hmm. Kaşar yeter mi? Ne? Kaşar yeter mi? Yetmez. Yetme lazım. Bolca koydum işte ben de biraz. Bak arasına bir şeyler yapayım değil mi? Şimdi pratik olsun. Şimdi kahvaltı saat zaten öğle oldu. Evet. Zaten bir gün içiyor şu anda. Şimdi kaldırana kadar ben 8'den beri iş yapıyorum. 8'i be. Tabii. Abartma. 8. Geçtim oturdum biraz telefona baktım. Ondan sonra kalktım çamaşırları serdim. Oraya koydum. Aslan çok iyi olur ya. Senin şikayetlerin vardı ha onları atacaktım. Atacaktım. Ayakkabıları atayım. Daha sonra da atacaktım. Şu an daha bunları da atacaktım. Araya aynı çamaşırlar çıktı. Kustu, bir kustu, bir kustu. Üst baş bir şey kalmadı. Baktım. İki tane şey kalmış. Kıyafeti kalmış. Dedim şimdi kıyafet kayıt şey olmaz. Yetişmez çocuğa. Önce onu attım. Ama tabii bu arada artık saat 12.00 oldu yani neredeyse. Artık dedim yeter. Makine at bir yandan yalkıp kusuyor. Bir yandan Nilay dur ağlıyor durmuyor. Bıraktım artık ondan sonra. Yok tavayı niye bu büyük bir şey yapıyor? Tavaya göre yapsan olmuyor mu bunu? Tavaya göre olmamış mı? Çok büyük yapmışsın. Tamam oraya yapıp sonra şey yaparız. Öbürünü tavaya göre yaparız. Ya iki parça yap bir şey yap. Karışık da mı atayım, 30'da mı atayım bunları? Ya at fazla şey yok onda, kiri yok onda da. Oğlum 30'da atayım, çabuk çıksın hemen. Su kesilmesine diğer şeyleri atarım. Ha dük ayakkabıları atmadım daha. Atmadın mı? Yok. Ben de atkım buluyup veriyorum hocam. Yok ya. Akşam atarım tabağı açık olurdu onlar ne güzel. Fırsat onu, onu at. Daha önemliler çıktı. Çamaşır birikmiş bu sürü. Çocukların şeyleri var. Formaları, pantolonları neleri var. Bak Aytun'un şeyi var. Aa onun Aytun forması var. Renkli de atmam lazım benim hemen. Bir katliye çağır da. Çamaşırları katlasın katlayacak vakit kalmadı hiç. Ne oldu akşam katlayayım ben katlayı içer katlayı katlasın. Katlayı hangi katlayı? Ha buraya koymuşsun katlayı. Yok mu katlayı? Hı hı. Ne bizim katlayı ya şu. Artık bugün oturup çamaşır katlarız Ali Bey senle. Nerede oturup katlayacağım? Ben hangiye geleceğim? Nereye? İlaç alıp geleceğim. Ne ilacı? Metpamit. Ha. Bundan kalmayın. Bak içince kesti işte. Ya zaten 3 tane 3 defa kustu zaten o zamana kadar. Neye sen geçti? Gelene kadar 3 defa kustu kendi zaten. Kendi tabakları da içtik. Işte. Böreklerin bitimine yakın şeydi. Ney? Çayın altını yap, geri ısınsın.
Çay demledim, onu yaptım, bunu yaptım. Lütfen deterjanınızı buradan koymayın lütfen. Ha, orada mı kalmış? Kabuğu böceğin içine. Öyle bir şey ya. Şunu aldım. Öyle bir şey olmaz ya. Ben yapsam? Sen yapsan ben 10 yıl söylerim. Bir daha bir şey var. Gidiyorum sen yaparsan ben 10 yıl söylerim. Bu kadar basit. İşine geliyorsa. Sen diyorsun ya böyle işine geliyorsa. İşte ben de diyorum işine geliyorsa. Gelmiyor. Canım çocukluğun sucuklusunu yapalım da. Daha bir tane çıkardım. Ne bakın arkaya. Yok ben onun için bakmadım. Yağlamıyor mu? Ey ya, getir yağlamıyor hiç. Kapağı düşürsün. Şöyle de iyi işe yarıyor. Su şişeleri iyi işe yarıyor. Ne böyle yağlamaya iyi oluyor bu. Az 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 koy da. Bu biraz koyuymuş öbür yağda. Bu hangisi bilmiyorum. Bu geçen sene mi yeni sene mi bilmiyorum ne zaman koymuş oraya şeyin içine. Şuradaki yağ aldın mı? He. Hepsi masanın altında. Yağların hepsi. Kaç tane? 3 tane var. O gün neyi yaptırdık biz? Ha şey böreği, kayık börek yaptırdığımızda hepsini yağdık. Benim de ucuz ya. Neyi? Zeytinyağı. Var piyasa, canım zeytinyağımız. 350 lira kilosu. Var ya yağımız, zeytinyağımız var. Gerek yok ki. Hadi şeyde falan biraz şey oluyor da. Buna koyalım. Şu tarafa koyalım. Aslında bunu akşama şey yapayım diyordum çocuklara bak. Ne? Gül böreği yapayım diyordum. Fırında. Sonra dedim hadi kahvaltıya tava böreği olsun. Akşama da başka bir şey düşünürüz. Kağıt gibi yırtılmasa bir de. Öteki birimin şeyine daha iyi var zaten çocuğu. Direkt kese şeyini ortadan kese alıp poşetten çıkarsın. Hiç yapmadım. Ben direkt öyle yapacaktım. Sonra geri vazgeçtim. Orada açıyor poşetten cırtı ver şöyle. Cırtı ver cırtı ver. Niye uğraşıyorum 2 saat 2,5 saat ya. Hep şimdi hareket lazım. Ben daha çarşıya gideyim, oraya gideyim, oraya gideyim. Kaç paydı verdi oldu? Bayağı oldu bayağı. Kelleyi gönderdin mi o tarafa? Hepsi halloldu bitti ama o kadar uzun sürdü ki yani. Bir de onu evde biz paylaşmış olsaydı. Ama o imkanı yok bitmezdi zaten daha bugüne kalırdık gerisi. Ben defa paket yaptım dedim. İşte paketle yaparım hiçbir şey ellemedim. Direkt ben buraya. Direkt ben paketle verdi ahirak gel. Yani işte pakete de ben güvenemedim. Yani sonuçta... Ya senin gözün önünde yapacak olasın başkası yerine. Belki kimi yani, eksik olur, kimi az olur, kimi çok olur. Gözün önünde yapacak olasın. Diye şey yapamadım. Herkese verdik falan. Mahallede vermediğimiz kalmadı. Akrabalarda da öyle. Herkesinki, şeyinki falan. Hakan abi, Gülmür abi, Gülmür abi, Gülmür abi, hepsi şeyde. Dolapta onlarınki, aşağıda difliste. İsimlerini de yazdık. Haftaya annem Kur'an okutacak, yemek yapacak babamın şeyine. Oraya geldiklerinde herkese vereceğiz işte.
Kendisi Özgür. 3 tane yeter herhalde. He he, Özgür Sezer hepsini ayarladım. Şimdi çarşıya madem gidecekmişsin. Giderken Yasemin teyzemin bebeğini götürür bırakırsın. Bir daha çalmak yedim Yasemin. Niye anlayacaksın? Betmavet bitik ya. Tamam işte giderken onu götürürsün. Onu içip peki akşam yani bir haftada bekliyor. Durursa ben de giyerim. Olmazsa. Biraz hızlı hareket edersek hemen kahvaltıdan sonra kalan zamanda da çamaşır biraz katlayalım. Zaman kalırsa çamaşır katlarız. Hayır, zaman kalmaz. Bunlar aferin. Yeter aferin 3 tane. Diğeri kaç tane oldu? 3. Şimdi şeyi de yapayım. İkinciyi pişiriyorum. Biliyorlar mı? Boşalırlar ki. Ay, ay çok seviyor ya. Evet ya, ona göre yapalım. Çocuk dedi, sor mu? Bir şey aldı, kebap ekmeği aldı ya. Sor, ama Aytun onu seviyor da sor, ben bu zaman ona göre şey yapayım ben de. Bugün kahvaltıya Ali şey yapacakmış önce normalde. Patatesli yumurta sabah geldi bana patates, hatta dündü. Dün. Kebap ekmeği yiyecekmiş ya, tamam. Ney? Kebap ekmeğiyle krep mi? He. O zaman bize 3 tane yaptın. 3 tane bize yetmez. Yetmez. Daha yumurta şeyi var. Annem kahvaltısı mı acaba, ona da verelim. Soru ver. Aylin bir sınıf sorsun Ali. Gelsin buraya. Aylin! Aylin! Aylin bak buraya. Dün sabah bana diyor yumurta şey yumurta diyorum ya. Neydi? Patates kalmadı dedi. Annenlere kahvaltı yapmış. Annenlere kahvaltı yaptı ya. Ne zaman gitti ya yapıyordun? Şunu götürsün. Ne zaman yapıyordun? Ne zaman gördün? Patates almak için. Tamam, bir saat oldu. Ha, bir saat oldu. Al götür gene sen bir tanesini. Koy tabağa. Ben yapıyorum burada. Çayını ısıtır yer. Ben de başlayacağım. İşte dediğim gibi patatesli yumurta yapacakmış. Patates yok. Dedim şey yapalım. Yufkayla tava böreği yapalım kahvaltıyı. Güzel olur. Hemen 2 dakikada şipşak. Bir şey demene gerek yok kızım. Annem babam ne gönderdi diyeyim diyeceksin. Kızım ne yaptın? Annemin ne babamın selamı var. Hayır. Bu makine nerede? Makineye koymuştum. Akşam makineyi de çalıştırmıştım. Çalıştırmadım hiçbir şey kalmadı. Yıkanmaya. Ne yazdın makineyi çalıştırmış? Ne yazdın? Alt kat dolu da. Üst kat az bir şey yarım. O da sabaha dedim elektrik su kesilir. Ay kızlar. Canlar hep şunu durduk yağlamayı unutuyorum. Az yağlıyorum, onda çok da değil. Zeytinyağı biraz ağır kaçıyor. Zaten altını üstünü yağlayarak pişirdiğimiz için içine de çok koyarsam biraz fazla kaçıyor. Aslında içine şey yapsam olur da kuru da olmuyor. Ha kuru oluyor falan diye yazmışsınız geçenlerde de kuru olmuyor arkadaşlar. Kaşarlı bir şey var. Kaşar var ya içinde. O neyin? Kaşarlıyı koydum buraya. Ha bak hiç kuru değil. Yani, tamam sen koy, kafam karışıyor şimdi bir yandan konuşunca. Bakın hiç öyle kuruluk yok. İçinde kaşar eriyor. Ondan. Yumuşak, sıcak sıcak etmiyor. Çok yumuşak oluyor. Bir yandan bardağı bardağı koysana canım. Yani boş durma diyor yani. Boş durmayacaksın tabii ki. Aa. Boş durma, beleş çalış. Boş durmak yok. Beleş çalışın. Çekilir misin elimin ayağının altından ya? Hayret bir şey ya. Geçen bir tarif gördüm. Ben çok tarif görüyorum da işte yapacak. Yufkayla pratik pizza. Yani o şey için hani normalde hamur açıp da pizza yapıyorum da hani pratik olsun sabah kahvaltısında böyle hemen hızlı şıpşak yapabilmek için. Yufkayı tepsiye aç koyuyor. Hemen pizza malzeme, yalnız arasına bir sos yapıyor, döküyor. Onu şey yapmıştım ben. Kaydetmiştim telefona da. Yapacağım zaman telefondan bakar. Ondan sonra ay sabah kahvaltısına böyle çabucak yapmak için maksat. İki kat yufkayı tepsiye koyuyor. Dediğim gibi içini sosluyor. Ondan sonra malzemelerini koyuyor üzerine. Fırına veriyor. Zaten pizza hamuru ince oluyor ya. Pizza hamuru da ince olduğu için çok güzel oluyor.
kahvaltı için yani. Böyle kahvaltıya şipşak yapmak için. Onu mu yapsam dedim de şimdi o uzun, o buna göre daha uzun sürer. Yine de pratik desem de buna göre uzun sürer. Heh, yeter, tamam. Sürüyorum gerisini. Yalnız şey... Ne? Ailen de mi dedi yufkayla şey, şey yiyeceğim ben diye. Krep dedi, şey, krep ne diye. Kaç tane oldu? 1, 2, lavaşla yiyiyor. 3, 4 mü? Ne ya, 2 tane daha ya. Tamam, 2 orada, 2 de burada, 4. Tamam, bu kaldı. Tamam, da yapsak. Bu da alfere sayı makar sonuçta yer yani. Şey... Makineye çamaşır ayarlayayım. Hemen arkasından. Bunlar bitince, senin iç derece bitince hemen arkasından unutmayın. Burayı bana bıraktın mı? Neyi? Sen ne yapacaksın ki? Ya, kahvaltı, toprağı. Tamam, zaten ne, hazır işte her şey. Çamaşır hazırlayayım da diyorum. Onu kısa programa attım ya, hemen arkasından diğer renklileri atayım. Su varken. Görmek bir de fırsat bulabilirsem banyo yapacağım. Tabii ki fırsat bulabilirsek. Bak. Alırsın. Şeyi kaldırsanız yukarı. Neyi? Yukarıda. Kaç tane var içinde? Bir tane var. Bir tane üç. Var. Üç. Üç üçlü. Üç tane kaldı. Böyle hayır, altın altın işte. Evet, altın zaman böyle al zaten. Üç üç al. Sadece şey, sigara böreği yapacağım zaman üç ben kesilmiş olandan alırız. Pratik olsun diye. O kesilmiş ama böyle börek için veya dediğim gibi şey böreği yapacaktım ben normalde akşama çocuklara. Gül böreği yapayım diyordum. Sonra işte kahvaltıda kahvaltıya karar verdik. Bu üç taneyi... Üç taneden bir tepsi börek çıkıyor. Yapsam. Ağzı da açıldı. Neyse koyayım şuraya da. Burcuğa koyduğuma değmez. Çünkü ağzı açıldı. Ağzı açılınca şey oluyor. Kıtır kıtır oluyor bu sokta. Sedef boşaldı mı? Dışarıda boş var, sepet var. Şunu şeyin üstüne koysana. Yukarıdaki sepeti işte. Hangi sepetin ya? Buzdolabının üstüne. Buzdolabı mı? Birazdan
Sabahtan beri kaçmış sela olduğunu sela veriyor. Habire sela. Yani eskiden derler. Bir mahalleye geldi mi her şehir iki şamana gitmezmiş. Arkadaşlar böreklerimiz hazır, çayımız hazır, kahvaltı tepsimizi de hazırladık. Şimdi güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Sen dışarı çıkma, geç içeriye. Saçların ıslak, geç. Kızım hiç çıkma dışarı, saçların ıslak. Yazıyor musun ben şimdi? Ta çiçeklerime bir bakayım. Susamış bazıları da. Şunlar maydanozu da andırıyor görüntüsü ama tere tabii ki maydanozlarım burada. Bakın bu da yeni yaprağını çıkardı. Hatta bir tane daha çıkarıyor yanından. İyi güzel. Ay çok susamış çiçekler. Hemen sulayalım. Ay çıkmıyor da. Almam lazım.
Şunun da dibi ıslak zaten. Çiçekleri suladım. Bugün makinede kaçıncı çamaşır yıkanıyor? Geceden beri kaçıncı çamaşır yıkanıyor? Dün gece 3 tane atmıştım. Bugün de 2 tane attım galiba. Evet, sabah Ali'nin iş kıyafetlerini attım makineye. Sonra renkleri ayırmıştım. Onlar 1 dakikası kalmış zaten, şimdi çıkacak. Ve şurada birkaç parça havlu ve çarşaf var. Onları koydum önüne. Bu çıkınca onu atacağım. Zaten dışarısı çamaşır dolu. İplere de bunları sererim artık, kalan yerlere de. Bulaşıklar var şimdi. Ay, şurayı kapatayım geri de. Hava, bugün hava soğuk. Rüzgar da esiyor. Çocukları falan banyolarını yaptırdık. Oğlum, burayın penceresini niye kapatmamışsınız siz? Çamaşır katlıyorum ben de. Ne oldu oğlum? Biraz uyuyor. Ay, uyanmış. Minnoşum uyanmış. Boncuğum, iyi misin? Bu da dün akşam ateşlendi ve kustu. Şimdi de hafif böyle. Eli yüzü biraz sıcak ama ilaç vermiştik. Sevimli mi? He? Sevimli mi? Matematiği mi yapıyorsun kızım? Hangisi? Türkçe bitmemiş miydi? Matematik? Ha, tamam, problem. Dur, abin çağırıyor. Efendim? Geliyorum. Şu ayakkabılığın üzeri hiçbir zaman boş kalmıyor. Her yerde şu spreylerden sinir oluyorum, bu spreylere. Şunu da babasına yapıştıracağız diye şey yapmıştık. Neyse, ne zaman fırsat olursa o zaman yapıştırır, şurada kalsın. Bir tanesi dolu mu bunlar? Biri burada kalsın. Bu da boş gibi duruyor ama bunu da şeye koyayım. Şuraya, çekmeceye koyayım. Ha, varmış zaten burada. Neyse, hadi koydum, gitti artık. Bu çekmece de hiçbir zaman düzenli kalmıyor. Şurada bezimiz fazla kalmamış. Biraz bez koymam lazım buraya da. Neyse, makineye ben makine diyorum, çamaşır katlıyordum. Hemen çamaşırları devam edeyim Nilay uyuyorken. Şurada Nilay'ın çamaşırlarını hafif nemli, dışarıda is kokusu var diye Ali getirdi. Buraya çekyatın üzerine attım. Mecburen hafif bir nemli, böyle bir saat kadar da burada kalırsa katlayıp şeye kaldırırım. Çekmecesine kaldırırım. Tamam tamam. Ne bağırıyorsun be? Bu sırada her şeyi söylüyorsun ya. Korunulmaz ya. İhtiyar mı sandın bizim kadar? Ay evet. İhtiyarlamadın mı sen? Gençleştin mi? Şuradan bir şey alayım, tamam. Ocağı önce koyayım da. Ali işe gidecek de, gitmeden bir kahve içelim. Bir. Alper. İki. Aslında. Şey nerede? Bugün annemle kahve içelim diyorum. Önce Ali ile içelim. Sonra da annemle içeriz. Bir ara aşağıya inerim. Çünkü çamaşır katlıyorum. Ali bir yere kadar gitmişti. O gelince hemen dedim önce kahvemizi içelim. Ondan sonra ben o işe gidecek zaten. Ben çamaşıra tekrar devam ederim. Dışarıda da rüzgar başladı. Şimdi makinede de çamaşır var. Çamaşırhane mübarek. Vallahi takipçim tam tespit etmiş ya. Ev değil, çamaşırhane demiş. Tam tespit etmiş. Zaten bugün hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar.
sabah tava böreği yapmıştım ya. Ondan var, arttı. Çocuklar acıktıklarında ondan yerler. Yanına ek bir şeyler, ufak tefek bir şey hazırlarım. Ev işi mi işi, hiçbir şey yapmayacağım. Bulaşıklar şurada makineye koyulacak. Makine temiz değil mi? Evet, onları boşalttık. Makine boşaltılacak. Çamaşır kurudu mu ki? Esiyor gerçi. İş kıyafetlerini götürecek misin? Onu kapının önüne koyuver hemen. Tamam, ben birazdan toplatırım onları. Yenileri çıktı, yenilerini sereriz. Bak ya bak. Ay Yakup ağlıyor. Sesini duyuyor musunuz? Cezve hafiften yan kaymış. Kahve yanına ne koyalım? Yakup! Anneciğim! Çocuklar hasta olduğu zaman en çok bu huy değişikliği var ya çocuklarda. O kadar huyları değişiyor ki anlatamam. Dün akşam ateşlendi. Ondan sonra işte kustu muslu. İyice huyu değişti. Kahveyi yapana kadar. Şu bonibonlardan alıyorum çocuklara da. Hiçbir tane ben yemiyorum. Halbuki çocukken ne kadar çok severdik. Valla. Elimize 2-3 kuruş para geçse hemen bakkala koşardık. Ve bonibonlardan alırdık. Böyle. Şu renkli şekerlerden. Her şey çocuklukta güzel be. Ve kaldı ki bizim çocukluğumuz çok daha güzel, çok daha özgür. Özgürce çocukluğumuzu yaşadık değil mi? Sokaklarda, bahçelerde. Şimdi bizim çocuklarımız evlere hapis. Yani şöyle, biz diğer evdeyken daha çok eve hapis oluyorlardı. Arada sırada aşağı iniyorlardı. Çocuklara biz, yani bir tane bisiklet vardı, ikinci bir bisiklet alamıyorduk. Çünkü koyacak yer yoktu apartmanda. Mesela Alper'e büyük bisikleti biz buraya taşındıktan sonra aldık. Orada alamıyorduk ikinci bir bisiklet koyacak yer olmadığı için. Mesela Aylin'e bisiklet almak istiyordum, alamıyordum. Yine Aylin'e inşallah yaza doğru alırım. Ona bir bisiklet. Ya da Aytu'ya yeni bir bisiklet alırız. Aytu'nun bisikletini Aylin kullanır. Artık bilmiyoruz nasıl olur. Öyle bir şeyler düşünüyoruz. Buraya gelince burada tabii çocuklar daha bir çocukluğunu yaşadılar. Sokakta bisiklet sürüyorlardı. Arkadaşlarıyla top oynuyorlar, maç yapıyorlar falan. Ama işte yolların bozuk olması çocuklar ne maç yapabiliyor ne de top oynayabiliyor. Ne maç yapabiliyorlar ne bisiklet sürebiliyorlar. Bütün yollar kazıldığı için sadece ana yolları şey yaptılar. Tekrardan hemen asfalt döktüler ana yollara. Ama bu ara sokaklar bekliyor. Neyi bekliyorsa artık. Ya madem ki ana yollara döküyorsunuz, demek ki bu ara sokaklara da dökülür ama tabii en sona koyuyorlar ara sokakları. Aciliyeti yok onlara göre. Ama bizler burada rezil bir durumdayız işte. Sokağımız yağmur yağsa her yer çamur. Yağmur bitip ortalık kuruduğu zaman her yer toz toprak. Şimdi şu aşağı sokak yol ortası öyle bir çukur ki. Biz motorla falan, arabalar zaten o çukura düşüyor. Biz motorla giderken o çukurlara düşmemek için dikkat ediyoruz.
O çukurlara şimdi toprak doldurmuşlar. Toprak hiçbir işe yaramıyor ki. Hiçbir işe yaramıyor çünkü bugün yağmur yağsın o toprak suyu akıyor gidiyor. Eriyor akıyor gidiyor yani. İşte. Kendilerince buldukları çözüm. Neyse biz kahvemizi içelim. Fincanımın biri köpüklü olmuş. Biri az köpüklü olmuş. Şu tepsim de şey olmuş ya bayağı bir sıyrılmış. Şöyle güzel yeni bir tepsi alayım. Atıver bir kasut. Tamam. Makinedeki şeye 10 dakika sonra makinedeki çamaşırları dışarıdakiyle toplatıyorsun onları serdiriyorsun. 10 dakika sonra görüntülü arıyorum. Emredersiniz komutanım. 10 dakika sonra da. Ne ya? 10 dakika sonra alıyorum 10 dakika sonra. Tamam komutanım emrin olur. Boşluk olsa çünkü şey alıyorum. Tamam. Haydi hayırlı işler. Haydi bakalım. Emirleri aldık. Makinede çamaşır vardı. 10 dakika sonra diyor çocuklara çamaşırları serdir diyor. Boş durmasınlar diyor. Makinedeki çamaşır da çıktı zaten. Şunu koyayım da ben çıkarayım. Hazır. Bitmişken kahvemizi de içtik. Şunları atacağım makineye şimdi. Önce bir çamaşırları bir çıkarayım da. Eğer su kesilmemişse. Babam gitti yolculadım diyor Yakup. Tamamdır. Ay bunu böyle koyalım. Şunları da az bunlar. Kısa programa atayım. İnşallah su akıyordur. Bir bakayım bakalım. Hah, iyi akıyormuş. Efendim? Ha? Neyi sen çiz diyor? Ha. Onlar da bir tane daha bulut yap dedim. Hı. Yapmadı. Başka rüzgar var. Yapayım mı ben onun yerine? Yap hadi 2 dakika. 2 dakika içinde bu da az kaldı. Yarıdan aşağıda hemen hemen.
Ne yaptınız kuzucuklar? Yapıyorum ya. Dışarıdaki şeyleri soğuyor. Hmm. Evet. Şöyle kitaplar düşmüş biraz. Olmadı. Bilmiyorum. Sen düşün biraz. Depler. Bayağı darbe almış gözü demek ki. Katlanmış 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 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 8. Ne oluyor ya Aytu, bir daha söyle. Ağzınızda varken konuşmayın, kuruluyor. Kuruluyor mu? 10. 9. Ölüyorsun ben sana. Allah Allah. Adana bak, şu tabaktakinin kalarını almış benim geliyor ya. Aşkım. Bir tanem. Benim minik kuşum. 120. 290. 1500. 1500. 1600. 12 milyon. 190 milyon. Ay kuşum ah. 13 milyon. Oy oy, çok acıkmış. Balım çok acıkmış. 8951. 1200 milyon yanık. 1 milyar. Açık artırma mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 1 milyon. Al. 3 milyar. 1 katrilyon. 1 katrilyon. 100 gol oldu, 100 gol. Ay, ellerin yağlanmıştır, ellerime saçlarına dokunma. Yeni banyo yaptınız. 100 gol. Kirletmeyin üstünüzü başınızı. 120, 50, 90, 100. 120 gol oldu. 90 metre. Bak. Bir tane de. Yavrum, 999 gol oldu, çabuk. 98 gol oldu. Hayır, 999. Bilmiyorum. 99 Bilmiyorum diye bir şey yaptım. Yoldan araba falan geçiyordur. Annem araba geçince sarsıntı oluyor gibi oluyor. Öyle güzel. 190 elleri. Ay bu haft cumartesi, pazar olduğu zaman bu ev neden bu kadar dağınık oluyor? Ben artık gözüm alıştı bu dağınıklığa ama böyle düzenli olduğu zaman daha bir huzurlu oluyorum tabii ki. Çamaşır katladım. Sepet burada kaldı. Şimdi Akina'dakileri tekrar sereceğim. Şu Yakup'un kitabı, ödevleri vardı. Ödevlerini yaptırıyoruz ama ödevlerini yaptıracağız da yine ara ara şey, okula gidemeyecek büyük bir ihtimal yarın. Çünkü daha iyileşmedi. Bunlar herhalde Yakup'un kalemleri olması lazım. Şu da Yakup'un, böyle ortalarda kalıyor. Şu ailenin. Aylin daha ödev yapıyor. Yarım kaldı da. Aylin. Yok. Hangisinin bu bilmiyorum. Şunun fermuarını kapatmam lazım. Kapatabilirsem tek elle. Şöyle ayaklarımın arasına koyup kapatayım. Şunu da. Dün Yakup kustu dedim ya.
Bir defa kalktı, şurada yatıyordu Yakup. Kalktı, kalkar kalkmaz böyle elinin içine birazcık kustu. Miden mi bulanıyor, kusacağım mı dedim. Evet anne dedi. Hemen koştum banyoya, klozete yetiştirdim. Neyse ilaç falan da vermiştim. Sonra buraya yattı. Yattıktan böyle bir yarım saat sonra bir daha kustu. O ikinci ikinci kusması mıydı? Yok, kova getirmiştim. Ha, ikinciyi kovaya kustu. Üçüncüyü hiç şey yapamamış. Çocuk uykudan uyanır uyanmaz böyle kustu. O da şuraya. Şöyle. Şuraya kustu. Artık önce Yakup'la ilgilendim. Tabii ki üstüne başına da şey oldu. Üstünü değiştirdim. Elini yüzünü yıkadım. Ondan sonra burayı bir güzel sildim. Ayşe Yakup tutturdu. Anne çek yatı, yarın yıkamacı çağıralım, yıkatalım. Tamam oğlum, ben sildim, geçti, temizlendi diyorum. Yok anne, ne olursun. Yarın çek yatları yıkamacı getir. Ben oraya kustum. Orası kirlendi. Yıkamacı getir, yıkansın. Vicdan azabımı çekiyor. Artık kirlendi diye tiksiniyor mu, anlam veremedim. Dedim oğlum sen içini rahat tut. Bak ben sildim, temizledim, hiçbir şey kalmadı dedim. Böyle bilmiyorum bizlerden mi etkileniyorlar. Hani bizler de titizlik konusunda biraz şeyiz hani. Artık bilemiyorum. Şurada da ip. Ay dur anne. Şurada ipler vardı. Unutmuşum bunları çöpe atmayı. Burada kalmış. Şunları anneme götüreceğim, vereceğim. Vallahi benim evde çok fazla aşırı havlu var ve kullanmadıklarım da var. Bunu kullandım ama üzere. Bakar mısın? Gözlerine makyaj yapmış yaptım bizim ama hanım. Yaptım ama sildim. Birazcık rahatsız ettim. Benim süslü makyaj yapıyor, siliyor. Ondan sonra bir daha yapıyor. Pembe sürüyor, pembeden sıkılıyor, mavi sürüyor. Maviden sıkılıyor, sarı sürüyor. Yeşil sürüyor. Geçen Bim'de vardı bundan. Ben bunu Elsiva 2'den çocuk reyonundan 100 liraya, 90 liraya almıştım. Sonra Bim'de gördüm, 50 TL Bim'de. Aynısı arkadaşlar. Aynısı 50 TL Bim'de. Kız çocuklarınızı almak isterseniz Bim'e gidin. Bim'de 50 TL. No, niye ıslak o? Sildim. Tam ya. Çok fazla şey yapma kızım. Gözün alerji yapar sonra. Yüzüne gözüne falan. Bu biterse. Kırmızı bitmiş, şey pembe bitmiş zaten. Ay kızım düşürdün. Al. Fırçalarını da kaybetti. Dur çıkmasın. Fırçaları da kayboldu. Neyse yenisini alırız. Şimdi ne yapalım? Çamaşırlar serilecek. Çamaşırları serelim. Bana yardım edecek bir ney denir? Kalk bakayım. Gönüllü, aslan yürekli gönüllü Aytu lazım. Nerede Aytu? Bu odada değil. Aytu? Bu odada değil diyor. Nereye? Öbür odada mı? Herhalde. Bu tarafta mı? Hayır, bu bölgede değil. Bu bölgede değil. Hangi bölgede? Bu bölgede mi? Bu bölgedeymiş evet. Aytu hadi gel çamaşırları serelim seninle beraber annem. Hayır, ben toplarım. Ama senin buralar ne kadar şey olmuş. Çevirsene dizini. Ay Yakup, Aytu var ya, yırtmadığın eşofman kalmadı be oğlum. Şuna bak. Ha. Gene yırtmış. Bunu da terziye götürelim. Arma yapıyor. Arma dikiyor terzi. İyi oluyor. Yoksa geri yeri sağlam yani. Ha şurada herhalde. Bu dizde. Zaten dizlerden gidiyor Yakup şeyin. Aytu'nun eşofmanları dizden gidiyor. Maç yaptıkları için sürekli. Hadi gel o zaman. Önce bir toplayacaklarımız var zaten. Önce toplayalım. Haydi paşam. Yakup. İyi de yavrum. Şunlar senin değil mi? Dün açmadın mı? Yeni almadın mı bunları? Ha? Kaldı mı hiç peki? Burada. Ha, benim masamda kaldı. Tamam. Onlar var. Tamam annem, oraya koyacağım zaten de. Bura biraz karışmış, bir düzenleme yapsanız ya çocuğum. Aytu sesini kıs. Bak şu kalemler de bu sepeti neden koyuyorum? Onun içine koyuyoruz. Tam koyacağım annem. Kalk bir. Güzel tatlımız uyuyor orada. Güzel tatlımız. Evet, güzel tatlımız uyuyor. Tripodum orada kalsın. Hadi gel Ayşe. Hadi gel annem. Çamaşırı şimdi seninle beraber halledelim. Ben toplarım. Ha? Ben toplayacağım. Sen diyeceksin.